Hocam şimdi FIFA kartları var biliyorsunuz. Peki. 3 tane efsane. Peki. Yani hatta size göre bir tanesi efsane ama diğerlerini de biz futbol camiası olarak efsane olarak kabul ettik. Pele, Maradona ve Ronaldo. Brezilyalı Ronaldo. Şişman Ronaldo. Evet. Şu anda fil gibi olan. Tabii tabii. Peki. Hocam ilk olarak Ronaldo'dan başlayalım. Hızlanması. 94. 96. 97. Şutu hocam. 94. 97. 95. Pası hocam. 92. 86. 81. Top sürmesi. 94. 96. 95. Ortada mı kaldı? Defansif özelliği. 80. 76. 45. Yok yani. Sıfır yani. Fiziksel özelliği. İyi abi 87 veririm. 83. 76. Genel ortalama hocam. 95. 98. 96. Pele hocam. Evet. Hızlanma. Aslında Pele'yi fazla seyretmedim atarak söyleyeceğim. Çok milattan önce fazla seyretmedim. Tabii canım ama yani bir hızlanması, kafamızdaki Pele hayaline göre evet, vereceğiz bu anlamayı. Bir 88 verelim dayı. Hızlanmaya? Evet. 95. 95. Şut. 87 veriyorum. 94. 96. Pas. 82. 90. 93. Kim bu böyle be? Pele hocam. Çok iyi. Tövbe sana. Ya ayıptır, günahtır. Pele diyoruz ya. Ya Pele, yancı Pele ya. Defans. 38. 45. 60. Allah Allah ya. Bu fiziksel özelliği. Bu Pele'nin notlama sistemi ne? Fiziksel özelliği. Pele ya 65. 80. 76. Genel ortalama hocam. Şey güzel, top sürme. Top sürme. Ver 78. Pele hocam Pele. Evet, Pele. Ahmet Çakar'ı FIFA'ya koysan Ahmet Çakar zaten alır 75-78. Ne yaptınız abi? Ne? Top sürmesi Pele'nin en az 93. 96. Peki. Genel ortalama. Bana göre 70. Onlar yine 90 verir de 70 ya. Pele 95, 98. 98. Ya hadi bırakın bu işleri abi ya. Peki. Hocam Maradona. Aa, abicimin içi gibi bilirim. Hadi bakalım. Hızlanma. 96. 95. 92. Şut. 95. 93. 93. Pas. 95. 96. 92. Defans. 48. 72. Top sürmesi. 100. 98. 97. Ya bırakın bu işleri. Dünyada top sürmesinde 100 alacak yegane futbolcu Maradona'dır be. Peki. Şişman Ronaldo da öyle. O da öyle. Pele değildir ama. Evet. Ya Pele kim? Defans. Diye? Defans söyledik ya. Fiziksel özellik. Oynarken bir şey var mı? Yine bir 90 vardı. 92. 76. Genel ortalama. 100. 99. 97. Pele kaçtı? 98. Yani Pele 98, Maradona 97 ha? Ya başlarım şimdi puanlaması. Maradona'nın 97 hocam, sakin. Maradona'nın 97 aldığı yerde hiç kimse 93 bile alamaz. Kimdir Pele ya? Yancının tekidir ya. Size göre öyle hocam. Evet doğru. Bana göre de benim fikirlerimden dolayı ben buradayım. Hocam tuhaf sorular var sizinle ilgili. Çocukluğunuzla ilgili en çok özlediğiniz şey ne? Yazlık. Ne? Yazlık. Yazlık. Her yaz 10 yaşından itibaren Tekirdağ Marmara ilçesinde bir yazlığımız vardı. 3 ayımız orada geçerdi. Deniz, güneş, futbol, kumsal, arkadaşlarımız. Hala o çocukluk arkadaşlarımız. Hepsi büyüdüler, koskoca adamlar oldular. Hayatımdaki en güzel yıllar diyebilirim. Peki çocukken en çok sevdiğiniz yiyecek hangisiydi? Yiyecek. Yiyecek. Erik. Yeşil
Yeşil erik. Tabii şimdi o zamanlar bizim çocukluğumuzda her şey şeyde çıkardı. Mevsiminde çıkardı. Yani kışın burada kışın yine erik bulabiliyorsun. Erik bizim zaman çocukluğumuzda işte Mayıs Haziran çıkardı. Eriği çok severim. Çok garip geldi değil mi? Yok. Özlemişti hocam. Yapmayı en çok sevmediğiniz iş nedir? Her yaptığım işi severek yaparım. Bak benim ben atıyorum mesela evde eşiniz size bir görev verdi. Bir yeri tamir etmek de belki onun içine bir iş olarak şey olabilir. Arabayı yıkamaktan nefret ederim. Hmm. Nefret ederim arabayı yıkamaktan. Araba da yıkanmaz be. Ay. Değil mi? Sen yıkamam ben arabamı. Şey yıkar. Yağmur. Araba yıkatmıyor musunuz? Yok. Neden? Ya niye yıkatayım arabayı? Ya işini temizletirim. Ben temizlemem ama elemanlar temizler. Dışarıda yıkatmazsınız arabayı. Pek yıkatma. Hayatımı bir iki defa yaptım. O şeye falan gidiyor musunuz? Benzinlikten benzin aldıktan sonra işte atıyorum 100 lira üstü verince bize bir kupon verirler. Şeyin arasından geçersiniz böyle fırçanın. O yıkanmak için ne oluyor bakalım diye merak ettim, bir kere yaptırttım. İçinden göçüyorsun üstüne böyle tüyler. Çok zararlı bir şey hocam. Niye? Arabayı çiziyor. Yaptırmayalım. Ama bir dakika onlar şey değil mi böyle? Kumaş değil mi? Fırça hocam çizer arabayı. Fırçayla sakın araba yıkamayın. Sakın o şeylerde girmeyin. Hocam herhangi birini seçebilecek olsaydınız akıl hocası olarak kendinize kimi seçerdiniz? Mustafa Kemal Ulu Önder. Nerede? Ama tabii yani bir de şu var, kolay değil şimdi. Rahmetli Ulu Önder'in şartlarıyla günümüzün şartları çok farklı. O bugün yaşasaydı bugünkü şartlara adapte olur muydu? Mutlaka olurdu. Onu seçerdim. Otobiyografinizi yazsanız adı ne olurdu? Uçlarda yaşam. Uçlarda yaşam. Uçlarda mı yaşarsınız? Uç. Tamam ben de uçlarda dedim. Uçlarda yaşamadım ama hayatta de ben uç dedim. Ben de uç dedim. Ben kuş anladım. Senin kuş anladığını zannettim. Uçlarda yaşam. Kuşlarda mı yaşarsınız? Bir insanın yaşadığı en büyük acıları da yaşadım. Bunun bir kısmı toplum bilir. İşte vuruldum. Türkiye'de kaç insan vuruluyor? Çocuklarım ufacıktı. 5 kurşun. Bu çok önemli bir korku ve travma ve acıdır. Sadece benim için değil, çocuklarım, ailem için. Büyük mutluluklar yaşadım. Büyük başarılar yaşadım. Büyük hüsranlar yaşadım. Bunların birçoğunu toplum bilir, birçoğu bende mezara gider. Uçlarda, uç. Peki hayatınız bir film olsa müziklerini hangi şarkılardan seçersiniz? Baba. Babanın müzikleri mi? Hocam başardığınız en zor şey neydi? Bir aile kurup çocuklarımı büyütmek, okutmak. Madden değil, manen buydu. Çok şükür. Bir Allah, aileyle işte. Allah ayırmasın. Allah huzur içinde bir yastıklık hocası. Efendim, daha çocuklarım daha dün gibiydi. Kundaktaydı. Bugün üniversiteyi master'ı bitirdiler. Maşallah. Yarın bakacaksa hop bir bakmışsın evlenmişler, toruna karışmış. Torunumuz olmuş falan. Aile. Dede çakar. Ben şeylere hiç bakmam. Yani hakemlikte bunu yaptım, meslekte bunu yapamadım, şunu yaptım. Bu işlere ben girmem. Peki gidip de görmek istediğiniz bir ülke var mı? Var. Bugüne kadar bir sürü yere gittiniz. Var. Neresi? Şili. Şili'ye gitmediniz. Yani Güney Amerika'ya gitmedim. Şili, Arjantin, Brezilya, Bolivya. Oralara Şili olmazsa Bolivya olur. Bir gitmeniz ama lazım hocam. Lazım.